LeBron'la ilgili konuşmamız gereken bence bu sezonu nasıl bakacağı. İki tane başlık var benim aklımda. Ya LeBron bu sene ben MVP olacağım. En büyük olduğumu, işte GOAT'a gelmiş geçmiş en iyi oyuncu kavramına oynadığımı göstereceğim ve buna göre istatistikler yaşatacağım. Birinci başlığım bu. Ya da bu takıma bakacağım, playoff için yeterli performansı verdirmeye çalışacağım ama seneye bu takıma takviye gelecek. O yüzden bir hazırlık sezonu mu yapacağım? Bu iki başlık altında ben LeBron'un şimdi eğer bakılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim düşündüğümüz gibi Davis gibi bir uzun, yani orada ya da Kawhi Leonard, iki süperstarı bir araya getirecek bir proje konuşuluyorsa, ki bunu konuşulanların arasında mutlaka LeBron da vardır. Hani ne olacağını, ne biteceğini. Sonuçta 4 yıllık yaptı yani. Bu yaşta bir süperstar 4 yıllık yapmaz. İşte mesaj mı? Mesela Garnett örneğinden 1 yıllık yapar. Tabii. 2 yıllık yapar. Çocuğunu da okula başlattı. Şimdi, Los Angeles'ta. Şimdi demek ki büyük, daha uzun süreli bir projeyi düşünüyor. Orada tabii küçük de bir mesaj da veriyor. Tabii. Yani ben buraya film çekmeye geldim. Buraya işte bir şeyin parçası olmaya geldim. Sırf para kazanmaya gelmedim mesajı vermeye çalışıyor. Hoş, çok ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum zaten de. Neyse, bir kere çok iyi rakamlar yakalayacağına eminim. Söylediğin şeye şu kadar ek yapabilirim. Eğer bu takım playoff yaparsa MVP olur. Katılıyorum. Yapamazsa tartışılır. Yine bile düşünülür. Yani belki acayip acayip istatistikler yapabilir. Yani çünkü o kafaya bir şeyi koyarsa şu an itibariyle bu takımda da acayip acayip istatistikler yapabilir. Çok rahat. Yani şu biraz takımda acayip şöyle tabii, biraz Rondo, biraz Ball. Gerisi zaten Cleveland. Cedi kusura bakmasın yani, hani Cleveland'dan hatta daha yok, daha kötü. Cleveland daha iyi takım yani en azından. Ya bir Kuzma yapalım, ben güveniyorum yani. Ingram, Kuzma bence çok potansiyelli oyuncular ki Kuzma'nın bu sezon istatistikleri pırlayacak bence. Ben yapacaklar playoff. LeBron'da MVP olacak. Hatta ben 5. sıradan girecek. Çünkü bu proje sadece Lakers projesi değil. Bu bir NBA projesi. Sadece LeBron, sadece Lakers değil, NBA projesi.